bizim tasvip etmeyeceğimiz siyasetler yok. Çoğu bizim arkadaşlarımız. Külüm Ürçay'ı sabah kalkıyor, o Tunceli'ye Dersim'e nasıl gideceğini şaşırıyor. Her gün bir greder bir eder orada çalışıyor. Burada Kemal Bey'den başlayın, nereye kadar suyun içinde, suyun üstünde oturuyoruz biz. Muzur suyun üstünde. Şimdi Ovacık'la ilgili de çok fazla gerçekten sıkıntı var ve Ovacık'ta olan her hamle herkesin sosyal medyasında yazılıyor. Şimdi aslında en büyük risklerden biri, risk altında olan ilçelerden biri Ovacık. Eğer Ovacık'ta bu kimine göre işte senin de dediğin gibi esnaf mantalitesinde olan bu turizmi durdurabilmemiz için biraz bazı mekanların olması lazım. Ama bu mekanları biz mesela çok zorlanıyoruz. Şimdi geçen yine bir yerde de vardı, Ovacık'ta bir tane sosyal testine ruhsat vermişiz bugüne kadar arkadaşlar. Yani bu girdiğinizde ne ölçem diye köprünün sağında yeni bir yer yapmışız. Bakın bir taneye vermişiz, biz burada sızdırmaz kuyuyu bile reddetmişiz. Yani kanalizasyonu için sızdırmaz kuyu yapmalarını bile reddetmişiz. Neden? Demişiz ki 3-4 yıl sonra oksitlenir, patlar falan bir sorunla karşılaşırız. Burayı çelik kuyularla beslerseniz izin veririz demişiz ve çok uzun bir süreçten geçmiş o. Ha şunu size söylüyorum, bunu niye söyledim? İnsanlar gelsin nerede otursun? Eğer oturacak bir yer bulamazlarsa ağacın altında oturur onu yakarlar. Her tarafı pisletirler. Biz mecbur bunlara bir çözüm, yani bunlara bir çözüm bulmalıyız. Yani şeyden dolayı diyorum, hani esnaf işte siz söyleyin mekanlar falan açısından o şeye vurgu yaptığını söyleyeyim. Bir diğer durum madenler konusu. Şu an Ovacık'ın tamamında çalışma aslında başlatılmış. Bazı yerlere henüz makine gitmemiş. Yani şu an Cevizli Dede'de de o madenin çalışması başlayacak. Dün Siyanür'le altın diye itiraz ediyorduk yani sürekli. Şimdi onlar konseptini değiştirdi. Biz altın falanla işimiz yok bizim. Biz bakır çıkarıyoruz diyorlar orada. Yani eğer illaki olursa festival bence biraz daha böyle bir artık söyleyeyim tayfamızı çağıralım. Biraz bize akıl versinler. En azından kendi şahsım için söylüyorum. Yani kurumlarımız bizler ve bu özellikle bu madencilere karşı direnirken bizler de yeterli alt yapıya sahibiz. Biz burada, ben kendim de dahil ederek söylüyorum, bir şey konuşuyoruz ama yarın bir maden firmasından biri geldiğinde bizden randevu alıp bize bir şey anlatmak istediğinde biz nasıl bir tavır geliştireceğiz? Bu henüz belli değil. Bence bir çoğumuz konuşacağız. Ne diyor bakalım bunlar? Ya da ne bileyim tepkisel de olsa konuşacağız. Karşıda bir muhataplık söz konusu olacak. Ve bizim halkımız şu anda bu tip olaylara karşı durma noktasında maalesef çok cılız. Yani o güç, o şey uzak, o güçten çok uzak. Bütün bunlar hesaplanırsa, biraz daha akademik baskı oluşturulursa bu çevre, yani hani bir siyasi baskı değil. Yani daha çok bilgiye dayalı baskı oluşturulursa sesimizi daha hızlı, daha doğru yerlere ulaştırırız yani. Olursa da bunlar dikkat edilmesi gerekiyor. Bir iki dakika isterseniz oturalım, bize müsaade.